Sağlıklı Güneş Akıncı Doktor Fatih Erbakan'ı ağırlıyor. İnançlı kadrolar omuz omuza, İnançlı kadrolar omuz omuza, İnançlı kadrolar omuz omuza. Vallahi billah, özel bir kadroları Allah Allah Sultan Evliya barisi geldi. Doktor Muhammed Ali Fatih Erbakan geldi. Alıyorum. Muhterem Bilecikliler, çok kıymetli kardeşlerimiz olarak hepinizi bağrıma basıyorum ve Cenab-ı Allah'a Bilecik'teki bu buluşmamızı nasip ettiği için şükürler ediyorum. Bildiğiniz gibi önümüzdeki 30 Mart seçimleri yerel seçimlerdir ve Bilecikliler olarak, tüm Türkiye'liler olarak belediye başkanlarımızı seçeceğimiz seçimlerdir. Fakat bu seçimlerin bir diğer çok büyük önemi daha vardı. Bu seçimlerde evet belediye başkanımızı seçeceğiz, yerel yönetimlerimizi belirleyeceğiz. Fakat aynı zamanda Bilecikliler olarak ve tüm Türkiye'liler olarak, millet olarak ülkemize, milletimize ve Türkiye'nin ötesinde İslam alemine de bir istikamet belirleyeceğiz. Bu istikamet belirlenirken bugüne kadar iktidarda bulunanların yaptıkları tahribatlar, yaptıkları yanlış icraatlar göz önünde bulundurulmalıdır ve bunların onaylanıp onaylanmayacağına karar verilmelidir. Dolayısıyla hatta sadece yerel yöneticilerimizi değil, aynı zamanda ülkemize bir istikameti de belirleyeceğiz. Bu sebeple 30 Mart seçimleri büyük önem arz etmektedir. Ve bugüne kadar yapılan yanlışlara dur denilmesi, bu tahribatlardan kurtulunması için son derece önemli bir fırsattır. Nedir iktidarın bugüne kadar yaptığı yanlışlar, bugüne kadar yaptığı tahribatlar? Öncelikle geçmişi büyük zaferlerle, büyük şampiyonluklarla, şanla ve şerefle dolu Osmanlı'nın torunları olan bu memleket, bu millet, maalesef AK Parti iktidarında tarihinde görülmemiş bir borcun içerisine batırıldı. 600 milyar dolarlık bir toplam borçtan bahsediyoruz. Bugün devletin toplam iç ve dış borcu 600 milyar dolar seviyesine gelmiş. Bütün Cumhuriyet döneminde bütün iktidarların yaptığı toplam borç 230 milyar dolarken sadece AK Parti iktidarı döneminde 80 senelik borcun iki misli daha borçlanma yapılarak borçlarımız 600 milyar dolar seviyesine çıkartılmış. Siz bakmayın onların IMF'ye borcu kapattık dediğine. Evet, IMF'ye olan 25-30 milyar dolarlık borç kapatıldı. Fakat bizim sadece IMF'ye borcumuz yok. Bizim toplam borcumuz 600 milyar dolar seviyesinde. Siz IMF'ye 25-30 milyar dolar borç ödemesi yapmışsınız. Bununla meydan meydan gezip övünüyorsunuz. Diğer taraftan 400 milyar dolar yeni borç almışsınız. 25 lira borç ödemişsiniz. 400 lira yeni borç yapmışsınız. Bu mudur övünülecek tablo? Bu mu meydan meydan anlatılacak tablo? Bu mu borcumuzu ödedik hamdolsun denilecek tablo? IMF'ye olan borç devede kulak mertebesindedir. Adeta sembolik bir borçtur. Toplam borç artarak katlanarak devam ediyor. Bunun yanında millet olarak 75 milyon memleket evladı olarak şu bankalara olan kredi kartı, tüketici kredisi, ev kredisi borçlarımız var. Bunlar ne kadar olmuş? 150 milyar dolar seviyesine gelmiş 2013'te. 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde milletin yani sizlerin bankalara olan borcu 2.2 milyar dolar seviyesindeyken 10 senelik AK Parti iktidarında 150 milyar dolara çıkmış. Tam 70 misli bu millet borçlanmış. Bununla bitiyor mu? Hayır. Bunun yanında özel sektörün, şirketlerin, firmalarımızın 250 milyar dolar içeriye ve dışarıya borçları var. Bu ne demektir? Millet olarak
devlet olarak, ülke olarak toplamda 1 trilyon dolar, yani 900 milyar doları aşan bir borcun içerisine batırılmış durumdayız. Bu yüzden her sene Türkiye Cumhuriyeti Devleti 30 milyar dolar yıllık borç faizi ödüyor. Vatandaşlar, milletimiz 150 milyar dolarlık borcu yüzünden her sene 10 milyar doların üzerinde borç faizi ödüyor. Şirketlerimiz, özel sektörümüz 15 milyar dolar borç faizi ödüyor. Yılda millet ve devlet olarak toplam 55 milyar dolar, yani eski parayla 120 katrilyon lira yıllık borç faizi ödemeye mahkum edilmiş durumdayız. Yılda 120 katrilyon lira borç faizi ayda 10 katrilyon lira yapar. Bu yıllık borç faizi 30 milyar dolarlık faiz, yani 60 katrilyon liralık faiz sizin cebinizden, milletin cebinden çıkan paradır. Bunu hükümet yetkilileri kendi cebinden ödemiyor. Her sene sizden toplanan vergilerle, size yapılan zamlarla, sizin tarım ürünlerinizden yapılan kesintilerle, maaşlarınızdan yapılan kesintilerle her sene 60 katrilyon lira borç faizi devlet tarafından götürülüp dış güçlere ödeniyor. Bu bir saatte 5 trilyon lira faiz ödemek demektir. Biz şu konuşmayı, şu programı yapıp bitirene kadar 5 trilyon lira paranız sizin cebinizden dış güçlere faiz olarak ödeniyor. Bu millet borç ve faiz sarmalıyla soyuluyor ve sömürülüyor. Sadece bununla bitmedi. Bunun yanında siz doğrudan doğruya olan borçlarınızdan dolayı 10 milyar dolar yıllık faiz ödüyorsunuz. 15 milyar dolar da firmalarımız, özel sektörümüz ödüyor. İşimiz, gücümüz, gece gündüz çalışıp dış güçlere borç faizi adı altında haraç ödeme. Sadece ekonomik ve finansal tahribatlarla kalmadı. Bugün bağımsız bir ülke olmamıza rağmen yasalarımız Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'nun emriyle çıkartılıyor. Bizim hükümet yetkililerimiz Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'nun adeta katibi olmuş gibiler. Gidiyorlar, Avrupa Birliği bunlara istediği yasayı, düzenlemeyi yazdırıyor. Bunlar gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaştırıyorlar. Böyle bağımsızlık olur mu? Böyle Osmanlı'nın torunu olur mu? Böyle Osmanlı'nın torunlarına yakışan bir yönetim, bir ülke olur mu? Bununla da bitiyor. Şehit kanıyla alınmış vatan toprakları para karşılığında yabancılara satılıyor. Dış güçlere satılıyor. 80 senelik Cumhuriyet tarihinde 10 milyon metrekare toprak satılmış. Sadece AK Parti iktidarı döneminde 105 milyon metrekare vatan toprağı yabancılara para karşılığında satılmış. Bu yabancıların esareti altına girmek değil de nedir? Yabancıların, dış güçlerin boyunduruğu altına girmek değil de nedir? Sadece bunlar mı? Hayır. AK Parti iktidarında 16 bin tane madenimizin ruhsatı yabancılara verilmiş, peşkeş çekilmiş. Bugün Türkiye'deki bankaların, finans kuruluşlarının %70'i Yunanlılara, Hollandalılara, İngilizlere satıldı. Bunun yanında vatan toprakları satıldı. Bunun yanında bu milletin alın teriyle yapılmış dev sanayi tesisleri yok pahasına yabancılara satıldı, peşkeş çekildi. Vatan toprakları satıldı. Bankalar, finans kuruluşları satıldı. Tüpraş, Petkim, Türk Telekom satıldı. Bununla da kalmadılar. Bunun üzerine tahribatlarına devam ettiler. Nedir o tahribatları? Geçtiğimiz sene çıkartılan yeni petrol yasası. Bu çıkan yeni petrol yasası ne diyor biliyor musunuz? Bu petrol yasasına göre bundan böyle Türkiye'de, Anadolu'da petrol arama hakkı sadece devletin, sadece Türk petrollerinin değildir. Bundan böyle yabancı petrol firmaları da Anadolu'da petrol arayabilir ve bulursa istediği gibi kullanabilir, işletebilir. İşte en son olarak petrollerimiz de yabancılara peşkeş çekilmiş oldu.
Sadece bununla kalmadı. Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıkla kahraman unvanını alan Kahramanmaraş'ımıza, Şanlıurfa'mıza, gazilik şerefine ermiş Gaziantep'imize, Adana'mıza kontrol ve komutası dış güçlerin, NATO'nun, Amerika'nın elinde olan ve namluları komşu Müslüman ülkelere çevrilmiş füzeler yerleştirildi. Dış güçlere karşı, emperyalizme karşı, hasta zihniyetine karşı Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık gösteren, gazi olan, şehit olan bu milletin bağrına, şehit kanıyla sulanmış vatan topraklarına Amerika'nın, dış güçlerin, emperyalizmin füzeleri yerleştirildi. Bütün bunlar Osmanlı'nın torunları olan, Osmanlı merkezi Söğüt'te, Bilecik'te yetişmiş olan siz Bileciklilere ağır geliyor. Bu dış güçlerin boyunduruğuna, bu esarete, bu tahribata, bu facialara 30 Mart'ta vereceğiniz oylarla mutlaka dur diyeceksiniz, artık yeter diyeceksiniz ve size yakışanı, milli görüşü, Saadet Partisi'ni seçeceksiniz inşallah. Biz bunları anlattığımız zaman bize diyorlar ki, efendim doğru söylüyorsunuz ama ne yapalım? Bunlar gitsin de bunun yerine CHP mi gelsin? Solcular mı gelsin? Bu soruyu soran kardeşlerimize ne cevap veriyoruz? Ey mübarek kardeşim, ey Müslüman kardeşim, sen bu sorunla şunu mu demek istiyorsun? Vatan topraklarının şehit kanıyla alınmış vatan topraklarını yabancılara, beynamazların, namaz kılmayanların satmasındansa namaz kılanların satması daha iyidir mi demek istiyorsun? Anadolu'nun bağrına, Gaziantep'e, Kahramanmaraş'a, Osmanlı topraklarına, şehit kanıyla sulanmış topraklara emperyalizmin patriot füzelerini kolej mezunlarının yerleştirmesindense İmam Hatiplilerin yerleştirmesi mi daha iyidir diyorsunuz? Yılda 120 katrilyon, ayda 10 katrilyon lira, bir saatte 5 trilyon lira faizi, borç faizini yani haracı dış güçlere, emperyalizme, siyonizme, namaz kılmayanların ödemesindense namaz kılanların ödemesi mi daha iyidir diyorsun? Elbette ki CHP, elbette ki solcular da gelmesin. Fakat bu tahribatı yapan AK Parti'nin de mutlaka milletten gereken cevabı, gereken dersi alması lazım. İşte bunun için 30 Mart'ta belediye başkanınızı seçerken aynı zamanda burada kısaca özetlemeye çalıştığımız bu 12 senelik Cumhuriyet tarihinin en büyük tahribatına da dur demeniz ve gereken cevabı vermeniz gerekir. Osmanlı'nın merkezinde yaşayan, Osmanlı'nın torunları olan Bilecik'in, Söğüt'ün evlatlarına bu yakışır, milli görüş yakışır, Saadet Partisi yakışır. Saadet gelecek, zulüm bitecek. Saadet gelecek, zulüm bitecek. Saadet gelecek, zulüm bitecek. 30 Mart'ta belediye başkanımızı seçiyoruz. Belediye başkanı için ben oy kullanacağım diye düşünenler için de bir çift sözümüz var. Bakın Türkiye'de belediyecilik milli görüşle başladı. 1989'da 5 tane il belediyesiyle başlayan milli görüş belediyeciliği 1994'teki milli görüşün büyük zaferiyle devam etti. O günlere kadar bu millet belediye başkanı ne hizmet yapabilir? Belediye nedir? Belediyecilik nedir? Bunun daha farkına bile varmamıştı. Bunu milletimiz kendi ağzıyla itiraf etti. Gerçek belediyeciliği, belediye başkanının ne büyük hizmetler yapabileceğini, ne büyük mana ifade ettiğini biz Refah Partisi belediyeciliğiyle, milli görüş belediyeciliğiyle gördük, yaşadık dediler. Ne oldu 1989'da ve 94'te milli görüş belediyeleri aldığı zaman? Öncelikle o güne kadar belediye denince akla gelen çöp, çamur ve çukur, yani 3Ç'ye milli görüş belediyeciliği bu ülkede son verdi.
Sokaklar çöpten, çamurdan, çukurdan geçilmiyordu. Bütün bunlara Milli Görüş Belediyeciliğiyle son verildi. Dünyanın başkenti, İslam aleminin merkezi Osmanlı payitahtı İstanbul'un musluğundan su dahi akmıyordu. Yolları çamurdan ve çöpten geçilmiyordu. Bütün bunlara son verildi. Rüşvete, yolsuzluğa, haksızlığa, adam kayırmaya, haram yemeye ilk defa Milli Görüş Belediyeciliğiyle son verildi. Milli Görüşçü belediye başkanları belediyenin girişine rüşvet alan da veren de melondur tabelasını Cumhuriyet tarihinde ilk defa astılar. Halka hizmet, hakka hizmettir anlayışını tabelalar yaparak baş uçlarına, baş köşelerine belediyenin astılar. Sadece bununla bitmedi. Bunun yanında vatandaşın dini, ırkı, mezhebi, dili fark etmeksizin, hiçbir ayrım gözetilmeksizin Milli Görüş Belediyeciliğinde adil ve eşit hizmet başladı. Bakın 1989'da Refah Partili Sivas Belediyesi belediyeyi alır almaz ilk icraat olarak Sivas'ın kenar mahallelerindeki Alevi vatandaşlarımızın yaşadığı sokakları asfaltladı. Bunu gören Alevi kardeşlerimiz apartmanlarından, evlerinden aşağı indiler. Asfalt yapan belediye işçilerine sarıldılar. Onları tebrik ettiler. Dediler ki biz Refah Partili belediye geldiği zaman bundan sonra artık Aleviler olarak hiçbir hizmet göremeyiz diye düşünüyorduk. Oysa ki siz hiçbir ayrım gözetmeksizin geldiniz. Önce bize hizmet getirdiniz. Allah sizden razı olsun dediler. Sadece bununla kalmadı. Bunun yanında rüşvet, yolsuzluk ve ihale fesat karıştırma gibi bizim inancımızda kesinlikle haram görülen birçok tahribat ortadan kaldırıldı ve bu israflar, rüşvetler, yolsuzluklar, ihale komisyonculukları ortadan kaldırıldığı için belediyelerin kasası parayla doldu. 89'da Konya Belediyesi kendisinden önceki Anaplı Belediye döneminde Avrupa'da 10 liraya yaptırılan tramvay vagonunu Konya Sanayi sitesinde kendi işçimize 3,5 liraya yaptırdı ve böylece çok büyük bir tasarruf sağladı. Bütün bu paralar birikti, geçmiş borçlar ödendi ve belediyelerin kasasında biriken bu paralarla dünya tarihinde belki de ilk defa, Türkiye'de ve dünyada ilk defa olmak üzere belediyeler hayır faaliyetleri yapmaya başladı. Çorba dağıtım araçları, aşı evleri, iftar çadırları, fakir fukaraya erzak, kömür dağıtımı, yaşlılara, hastalara evde bakım hizmeti, ücretsiz sağlık ve bakım hizmetleri ilk defa Milli Görüş Belediyeciliği ile yaşandı. Sizlere Bilecikliler olarak, Osmanlı'nın torunları, evlatları olarak 89 ve 94'teki efsane Milli Görüş Belediyeciliği'ni hatırlamanızı istiyorum. Bunları anlattığımız zaman bazı kardeşlerimiz bize diyorlar ki o söylediğiniz belediye hizmetlerini yapan insanların pek çoğu şu anda AK Parti'den belediye başkan adayı. Refah Partili belediyeler bugün AK Partili belediyeler haline geldi. Öyleyse biz şimdi AK Parti'ye mi oy vereceğiz diyorlar. Kendilerine şu cevabı veriyoruz. Diyoruz ki bakın evet o insanların birçoğu bugün AK Parti'den aday ama o dönemle bu dönem arasında çok büyük bir farklılık var. Nedir o fark? O insanlar, o adaylar bugün artık gömleksizler. Yani Milli Görüş gömleğini çıkarttılar. Mücahit Erbaşan! Mücahit Erbaşan! Mücahit Erbaşan! Mücahit Erbaşan! Mücahit Milli Görüş gömleğini giydikleri zaman 3Ç'ye çöp, çamur, çukura son veren o insanlar Milli Görüş gömleğini çıkarttıkları zaman 3Ç'yi kaldırdılar. Bu sefer yerine borç, israf ve suistimali getirdiler. Bugün İstanbul, Ankara gibi büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere AK Partili belediyelerin hemen hemen tamamı bir borç denizi içerisinde yüzüyor. Kendilerinden sonra gelecek belediye başkanlarına milyarlarca dolarlık borcu miras bırakacaklar.
borçlanma konusunda adeta merkezi iktidarla AK Parti hükümetiyle yarış içerisinde. Bakın Ankara'dan bir örnek vereyim. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcuyla ilgili olarak Sayıştay'ın resmi raporunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu tam olarak bilinmemektedir, tam olarak hesaplanamamaktadır yazıyor. Yüz milyarlarca dolar borçlanarak bir takım hizmetleri yaptılar. Fakat bu borçları kendisinden sonra gelecek belediye başkanlarına ve siz milletimizin sırtına bırakarak gidiyorlar. Bütün bunlardan sonra uzun lafın kısası, Bilecikliler olarak size şunu söylüyoruz. Ey Bilecikliler, Türkiye'nin istikametini belirleyeceğimiz 30 Mart seçimlerinde finansal olarak, ekonomik olarak, bağımsızlık bakımından, milli birlik ve bütünlük bakımından bir iflasa gitmesini istemiyorsanız bu ülkenin, bugüne kadar yapılan, biraz evvel kısaca özetlediğimiz bu tahribatların durmasını istiyorsanız, gideceğiniz tek adres Milli Görüş'tür, Saadet Partisi'dir. Merkezi hükümetin tahribatlarına dur demek, AK Parti hükümetine cevap vermek istiyorsanız Milli Görüş'e, Saadet Partisi'ne sarılacaksınız. 54. hükümette Milli Görüş'ün, Erbakan Hoca'nın bu millete yaptığı hizmetleri düşünerek oy vereceksiniz. Eğer belediyecilikte insan gibi muamele, layık olduğunuz bir hizmeti istiyorsanız bu sefer 89'da 94'teki Milli Görüş belediyeciliğini düşüneceksiniz. Yine Milli Görüş'e, Saadet Partisi'ne gideceksiniz. Cenab-ı Allah inşallah 30 Mart'ta ben bu sefer kurtuluşumu istiyorum diyerek oy vermeyi Bileciklilere ve bütün milletimize nasip etsin. İnşallah 30 Mart'ı Bilecik'te, tüm Türkiye'de Milli Görüş'ün zaferlerine, böylece milletimizin, İslam aleminin ve bütün insanlığın kurtuluşuna vesile kılsın. Bu vesileyle bir kez daha bütün Bileciklileri bağrıma basıyorum. Cenab-ı Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Zafer Milli Görüş'ündür ve zafer çok yakındır. Allah'a emanet olunuz. Fatihlerin desteği! Fatihlerin desteği!